Merhaba, sizleri Giresun Darı köyünde yaşayan babaannemle tanıştıracağım. Babaannem küçük yaştan itibaren terziliğe başlamış ve uzun süre terzilik yapmıştır. Gece sabahlara kadar yelekten elbiseye birçok şey dikmiştir. Çevre köylerden siparişler alarak tanınan bir kişi haline gelmiştir. Onu herkes terzi Fikriye diye tanımaktadır. Ayrıca kültürel bir değer olarak gördüğüm el değirmenini de sizlere göstereceğim. Tahmini 100 yıllık olduğunu düşünüyorum. Bütün taş oyularak yapılmıştır. Üstteki taşı çevirdikçe arada kalan mısırı un haline getirmektedir. Şimdi videoya geçelim. Babaannemin kulağı iyi duymadığı için videoyu biraz kısa tuttum. Babaanne kaç yılında doğdun? Ben mi? Evet. Değil mi işte Uragan'ı ne vakit işte vakit ya ben ya ile vakti olmuşum. Uragan'ıdır ya Kiraz'ıdır. Ece de bilmeyeyim ha. Kaç yılıydı? Ha? Hatırlıyor musun kaç yıl olduğunu? Kaç yıl olduğunu mu? Aha. Ne bileyim şimdi 85 yaşını geçmişim bilmeyeyim Ece de bilmiyorum. Tamam. Geçmiş durum. Al şimdi 85'i mi doldurayım yazın ne oluyor? Öyledir. Terziliğe kaç yaşında başladın? Ben. Değil mi? Sağ uzun Yaşında. yavaş. 17-18 yaşında başlamış durum. Öyle dikiydim hele. Uşaklara, çocuklara. Ondan sonra çamaşır dikmeye de kaçamakta diktim idi şeyin Nuriye'lerin, Fadime'nin çamaşırını. Daha buraya gelmeden. Ondan sonra işte çok diktim. 30 yıl çalışmış durum çamaşırını dikmeye. Ondan sonra da daha terbi dikiydim. Değil mi? Sağ anan gelene kadar gözüm görü kalsın dikiydim yine. Günde baban Naz bak buraya bak. Günde kaç saat çalışıyordun? Ben mi? Enin saati mi oldu? Duruk'a akşama kadar, Duruk'a gece yarısı ışımadan 2 saat uyuyordum geceleri. Akşamdan dikiydim, sabah yakını yine kalkıyordum. Hesap et. Elin çok oluyordu tabirisi. Peki neler dikiyordun? Ha? Neler dikiyordun? Ben mi? Aha. Vakitte her türlü şey dikiydim. Pijamalık oluyordu çocukların altı üstü oluyordu. Ha, dikilmiş o da olmuyordu pazarda. Herkes abine bir bohça getiriyordu. Oluyordu 30 bohça bir şeyler. Avle ile dikiydim. Dey, Bostakke'den, Gorulü'den, Kızılkaya'dan, Akköy'den her yerden geliyordu. Peki Hamidiye'den. Her yerden geliydi o tevri. değmen var ya aşağıda değmen el değmeni. Bu ne işe yarıyor? Bunu yarmaça geliyor ya. Çorba atılacak yarmaça geliyor. Öyle açlıyka un da çekerlerimiz ondan. Bir yerde değmen de ödemediğim gibi ince inerlik darıyı şey derlermiş ekmek pişirirlermiş. Ben gelmeden vardı o. Herkesin değmeni oluyordu. Yani o dedemin babasından kalmadır, değil mi? Bayağı Tabi eski. ta ana deden anası babası almış eli. Herkes değmen yaptı. Onu nerede yapıyorlardı peki? He? Nerede yapıyorlardı değmeni? Değmeni mi? Değmeni buralarda da yapıyorlardı. Şairlerin ustayı da yapıyordu. Dürük ta Emecelerden de getirirlermiş. Değmen taşı ondan sert taştan yapılırmış. Değmen uhanmasın diye. Abi Üzümlük tarafında da oluydu galiba sert taş. Abi kız arabacı kızı bile yapıyordu. Böylesi el değmeni. Hep yapıyorlardı. İyice sahillerin Yunus dayı yapardı. İyice de bilmiyor. Değmeni yapan biliyor. Tamam. Evet, bu da babaannemin yıllarca başında çalıştığı dikiş makinesi. Gördüğünüz gibi bayağı eski durumda, ayakla çalışıyor. Yıllarca bunun başında sabahlara kadar, elbiseden gelinliğe kadar birçok şeyi dikti. Gördüğünüz gibi paslanmaya başlamış, bayağı eski durumda. Bir çalıştırmaya deneyelim. Evet, şu anda biraz takılsa da hala çalışır durumda. Evet, bu da iki parça oyma taştan oluşan değirmen. Gördüğünüz gibi 3 ayak üzerinde durmaktadır. Üzerinde silindir bir
taş parçası var. Bu ortasından mısır koyma yeri var. Bu ortasına mısır koyulup taş üzerinde şu şekilde çevrilerek içindeki mısır un haline getiriliyor. Daha sonra un olan mısır da şu ön taraftaki delikten dökülmektedir. İçindeki bir odun parçası ile bu ayarlanmaktadır.